Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Cumhuriyet dönemi Türk hikayesi ile ilgili 3. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. Hikaye, roman ve deneme türlerinde eser veren yazar, küçülek hikaye türünde ön plana çıktı. Eserlerinde aşkı ve sevgiyi arayan, yalnız ve çaresiz insanların iç dünyalarını ve hayatla olan mücadelelerini konu edindi. Eserleri kendi yaşamından izler taşır. Özellikle çocukken yaşadığı ağır bir kazanın izlerini birçok eserinde kurguladığı kahramanlar aracılığıyla hikayelerine taşıdı. Hikaye ve roman türlerinde çeşitli ödüller aldı. Özgürlük Masalı, Çıkmazda, Kambur, Sisli, Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi, Yakamoz Avına Çıkmak, Dayım Balon Olmuş yazarın hikaye türündeki eserleridir. Arkadaşlar bu yazar Ankara doğumlu olan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Çocukken yaşadığı ağır bir kazanın izleri dediği durum ise şudur. Çocukken çok ağır bir kaza geçiriyor, sakatlanıyor, sakat kalıyor arkadaşlar. Bu kazadan omurgasında oluşan zedelenmeler sonucunda kamburu çıkmaya başlamış ve kamburu oluşmuş bir sanatçıdan bahsediyoruz. Aynı zamanda bu sanatçının yazmış olduğu Sancı Sancı adlı romanı da ödül almıştır. Bu sanatçı tabii ki Necati Tosuner olacak. Küçülek hikayeyle ön plana çıkmış bir isimdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru, Rasim Özdenören Çarpılmışlar adlı hikaye kitabında yer alan Arasad adlı hikayesinde bilinç akışı ve iç monolog tekniklerini kullanmıştır. Bu hikayeden alınan aşağıdaki parçaların hangisinde söz edilen konusu tekniklerden herhangi biri kullanılmamıştır? Seçeneklere bakalım. Menteşelerin gıcırtısı, sonra sürgünün demir tarrakası bu sessizlik tarafından yutuldu, yok edildi. Buna rağmen babasının merdiven başında dikilen gölgesi şaşılacak bir şeydi. Melun hala beni gözetliyor. Arkadaşlar, burada dikkat edecek olursanız bir iç konuşmanın olduğunu görüyoruz. İç konuşma varsa buna iç monolog denir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine bakalım. Hep kendini haklı görmekten vazgeç dedi kadın. Hakka gerçekten uyacaksan senin hakkın taştır. Kimseyi göremem. Ben kaçarım. Cehennemin dibine kadar yolum var. İlkin istasyona gideyim. Bir sonra bilmem, sonra zımaranın sırtı. Bakın burada da arkadaşlar kahramanın içinden gelen ifadelerin dışa aktarıldığını görüyoruz. Yani içinden geçenler dile getirilmiş ve dil bilgisi kurallarına uyulmamış. Konular arasında bir geçiş yok. O yüzden burası da bilinç akışı tekniği olarak karşımıza çıkar. O yüzden biz B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise gecikirsem gelebilir diye düşündü. O zaman görsen rezaleti. Neredeyse kardeşinin adını bağıracaktı. Gebertmeli bu oğlanı diye mırıldandı. Dişlerinin arasında o zaman anlar Hanya'yı Konya'yı. Belki de anam söylemedi daha. Yine bakın burada kahramanın içinden geçen duygu ve düşünceler dile getirilmiş. Bu yüzden arkadaşlar burada da bilinç akışı tekniği kullanılmıştır. Bundan dolayı ben C seçeneğini de elemiş olurum. D seçeneği dursun. Ne işi diye düşündü. Birden arkadaşının iade ettiği şişeyi elinde yuvarlarken. Ha anladım. Merak etme. Hemşerim sen de tüyleneceksin. Bu gece seni bir tüylendireceğim ki şoförler padişahı gibi. Bakın burada da iç monolog tekniğinin kullanıldığı görülmektedir. Burada da kahraman kendi duygu ve düşüncelerini iç konuşma şeklinde dile getirmiş. Buna biz iç monolog diyoruz. Bundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine bakacak olursak arka sokaklardan yürüyerek istasyona doğru gidiyordu. Kalenin gölgesi heyula gibi evlerin çinko çatılarına düşmüştü. Tahta kapıların ardından fısıltılar, bağırışmalar duyuluyordu günlerdir. Burada ise anlatım ön plana çıkmış bir olay anlatımı var arkadaşlar. O yüzden biz buna ne diyoruz? Olay anlatımı tekniği diyoruz. Yani anlatım tekniği de denir buna. Burada bu teknik kullanılmış. İç monolog ya da bilinç akışı tekniği kullanılmamış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru.
Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Daha çok memleket hikayeleri sınırları içinde kalması ve eleştirel gerçekçi kimliğiyle dikkat çekmiştir. Sanat hayatına hikayeyle başlayan yazar, genellikle konularını Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu bölgesi kasaba insanlarının hayatlarından almıştı. Çok açık tezatlar üzerine tutucu kişiliği, aydın kişi, zengin fakir, güçlü zayıf kurguladığı hikayelerinde İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrasında yaşanan toplumsal aksaklıkları, rüşvet, kumar, kara borsacılık, vurgunculuk ve benzeri olayları anlatmıştır. Sanatçı şive taklitlerine sıkça yer verir. Anadolu'dan hikayeler, cevizli bahçe, pazarlık, pembe kurt, üç buğutlu hikayeler, ırgatların türküsü hikaye türündeki eserleridir. Arkadaşlar, bu sanatçının en önemli hikayeleri söylenmiş zaten. Irgatların türküsü, üç buğutlu hikayeler, pembe kurt yani cevizli bahçe en önemli hikayeleridir. Bunun yanında bu sanatçı yine romanlarıyla da bilinir. Cemo, Memo romanları. Yine bunun dışında ödül almış bir romanı var. Kölelik Dönemeci adlı romanı mesela arkadaşlar. Bu da önemli bir romanıdır. Bu eserlere bakacak olursak bu sanatçı tabii ki Kemal Bilbaşar'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyata şiirle başlayan sanatçı Nazım Hikmet'le tanışmasından sonra hikaye ve romana yöneldi ve asıl şöhretini bu türlerdeki eserleriyle kazandı. Onun kendinden öncekilerden farkı anlattığı hayatın içinden gelmesidir. Hikayelerinde özellikle işçi ve küçük memur, dilenci, çöpçü gibi insanın yaşam mücadelelerini ve özlemlerini anlattı. Eserlerini ağa ırgat, patron işçi, zengin fakir zıtlığından doğan çatışmalar üzerine kurar. Hatıra, gözlem ve izlenimlerinden geniş ölçüde faydalanan sanatçının hikayelerinin mekanı daha çok yaşadığı Adana, hapishane, İstanbul'un kenar semtleri ve çevreleridir. Olay hikayesini benimseyen yazar, ele aldığı konuları derinlemesine incelemekten uzaktır. Eserlerinde diyaloglara ve şive taklitlerine geniş yer verir. Ekmek kavgası, sarhoşlar, çamaşırcının kızı, 72. koğuş, grev, arka sokak, kardeş payı, Babil Kulesi, işsiz, önce ekmek, hikaye kitapları arasında yer alır. Bakın, burada anlatılanlar ve ekmek kavgası, sarhoşlar, çamaşırcının kızı, 72. koğuş gibi hikayeleriyle adından söz ettiren sanatçı, aynı zamanda romanlarıyla da ünlüdür. Mesela Baba Evi, Avare Yıllar, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği, Eskici ve Oğulları gibi romanlarıyla arkadaşlar adından söz ettiren bu sanatçı tabii ki Orhan Kemal'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Köy Enstitüsü yazarlarından olan sanatçı yazı hayatına şiirle başladı. Ama asıl şöhretini roman ve hikayeleriyle kazandı. Toplumu uyandırmak ve bilinçlendirmek arzusuyla toplumcu sanat anlayışını benimseyen yazar, daha çok kırsal kesimdeki insanların, köy ve köylünün çeşitli meseleleri üzerinde yoğunlaştı. Son dönem hikayelerinde Almanya'da çalışan işçilerin yaşadıkları sıkıntı ve çatışmaları ele aldı. Özellikle kahramanların konuşmalarında mahalli ağız özelliklerini de öne çıkardı. Çilli, Efendilik Savaşı, Karın Ağrısı, Cüce Muhammed, Anadolu Garajı, On Binlerce Kanı, Cam Parası, İçerideki Oğul, Sınırdaki Ölü, Kale Kale, Barış Çöreği, Gece Vardiyası, Duisburg Treni sanatçının hikaye türündeki eserleridir. Arkadaşlar, burada anlatılanlar ve vermiş olduğu eserlere bakacak olursak Çilli, Efendilik Savaşı, Cam Parası, Gece Vardiyası, Duisburg Treni adlı hikayeleriyle adından söz ettiren bu sanatçının aynı zamanda romanlarıyla da meşhur olduğunu unutmayalım. Özellikle Yılanların Öcü, yine Kaplumbağalar, Irazcan'ın Dilli adlı romanlarıyla da adından söz ettiren bu sanatçı sizin de tahmin ettiğiniz gibi Fakir Baykurt'tur. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Hikaye, roman, oyun ve şiir türlerinde eser verdi. Hikayenin bir kısmında kendi benini merkeze alırken bir kısmında taşra hayatı ve insanları anlatan sanatçı, tütün işçilerinin problemleri,
köylünün tabiatla mücadelesi, kadın erkek ilişkileri üzerine durdu. Gözlemlerinden geniş ölçüde faydalanarak kasaba insanı ve kadın gerçeği üzerine yoğunlaştı. Yalnız kadın, değişik gözle, susuz yaz, ay büyürken uyuyamam, Makedonya 1900, kente inen kaplanlar sanatçının hikaye kitapları arasındadır. Arkadaşlar, özellikle tütün ve tütün işçilerini konu alması, aynı zamanda Susuz Yaz adlı eseriyle meşhur olan, ki bu da sinemaya aktarılmıştır, bunun yanında yazmış olduğu romanlarla da adından söz ettiren Acı Tütün adlı romanı mesela çok meşhurdur. Yine bu sanatçının Tütün Zamanı adlı romanı çok meşhurdur. Bu sanatçı tabii ki Necati Cumalı'dır. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın iç dünyası üzerinde yoğunlaşan sanatçı, gerçek ile hayal, daha doğru bir ifadeyle gerçek ile rüya arasında gidip gelen ve daha çok rüya üzerinde yoğunlaşan bir sanal alem kurgular. Hikayelerindeki ana temaların başında rüya, zaman, kadın ve musiki gelir. O, Marcel Proust gibi bireye ait geçmiş zamanın peşindedir. İç dünyaları derin, algılama ve hayal güçleri zengin kahramanları zamana bağlı parçalanmışlığın ızdırabını yaşarlar. Yazarın zengin bir felsefe, tarih ve psikoloji birikimiyle kaleme aldığı hikayelerinde sağlam ve şiirsel bir dil ve üslubu vardır. 14 hikayesini Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Yaz Yağmuru adı altında kitaplaştırmıştır. Aynı hikayeler vefatından sonra Hikayeler adı altında yeniden basılmıştır. Arkadaşlar, bu sanatçı rüya, zaman ve bilinçaltı kavramlarını daha çok işleyen ve Henry Bergson'un zaman felsefesinden etkilenen, aynı zamanda yazmış olduğu yine romanlarıyla ünlü bir sanatçıdan bahsediyoruz. Huzur, yine bunun yanında yazmış olduğu Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü en önemli romanlar arasında yer alır. Yine sanatçının Abdullah Efendi'nin Rüyaları adlı hikaye kitabı da önemlidir. Önemli hikaye kitapları arasında yer alır. Bundan dolayı bu sanatçımız tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar olacaktır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneğidir. 8. soru. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Hikayelerinde deniz ve deniz insanlarını konu edinmiştir. Söz konusu türlerdeki eserlerin bütün unsurları, içerik, olay, kişi, kadrosu, mekan hep bu çemberin içinde gelir. Deniz, deniz mitolojisi, deniz insanları, bu insanların denize olan tutkuları, hayat mücadeleleri onun eserlerinin içeriğini, başta deniz olmak üzere balıkçılar, gemiciler, dalgıçlar, süngerciler kahramanlarını, Bodrum, Adalar ve Ege deniz mekanını oluşturdu. Büyük bir deniz ve tabiat tutkunu olan yazar, hikayelerinde hep bu tutkuyu anlattı. Eserlerinde dikkati çeken bir başka özellik, Bodrum merkezli Ege Denizi medeniyetini anlatmış olmasıdır. Onun eserlerinde mitoloji, folklor ve tarih geniş yer tutar. Ege kıyılarında Merhaba Akdeniz, Ege'nin Dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada hikaye türündeki eserleridir. Arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi bu sanatçı aynı zamanda Halikarnas balıkçısı olarak bilinir. Halikarnas, sürgüne gönderildiği Bodrum'dur. Bodrum'un eski adıdır Halikarnas. Halikarnas balıkçısı diye bildiğimiz, aynı zamanda Aganta Burina Burinata adlı romanıyla da meşhur olan, yine Merhaba Akdeniz, Gülen Ada hikayeleri de meşhur olan bu sanatçımız kimdir? Mavi Hümanizm akımının önemli temsilcisi Cevat Şakir Kabaaşı'dır. Yani diğer adıyla da Halikarnas balıkçısıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 9. soruya. 9. soruda bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların daha çok zengin, sözde aydın, cahil, köylü, çeşitli zaaf ve eksikliklerini, cahillik, bencillik, kabalık, sonradan görmüştük, gösteriş budalalığı, züppelik gibi başarıyla sergileyen yazar, sert, eleştirel bir tavır yerine ironiyi tercih eder. Ona göre bütün dengesizlikler, düzensizlikler, bozukluklar, daha çok kişilerin yaratılışlarındaki bozukluklardan, eğitim ve öğretim noksanlıklarından, aile ve yakın çevreye bağlı kötü etkiler, alışkanlıklar, görgüsüzlüklerden gelmekteydi.
Onun kendine has canlı, nükteli ve yer yer meddahları hatırlatan bir üslubu vardı. Şişhaniye Yağmur Yağıyordu isimli hikayesiyle Yeni İstanbul Gazetesi'nin açtığı yarışmada Türkiye birinciliğini kazanmıştır. Yaşasın Demokrasi, Tuş, 12'ye 1 Var, Sancho'nun Sabah Yürüyüşü, Yalıda Sabah, Ay Işığında Çalı Kuşu sanatçının hikaye kitapları arasındadır. Arkadaşlar, burada verilen özellikleriyle yani hikayelerinde ironileriyle ön plana çıkmış, yine Şişhaniye Yağmur Yağıyordu adlı hikayesi, Yaşasın Demokrasi adlı hikayesi ve Sancho'nun Sabah Yürüyüşü adlı hikayesiyle adından söz ettiren bu sanatçının özellikle yazmış olduğu bir tiyatro eseri var ki onu herkesin bildiğini düşünüyorum. O da Keşanlı Ali Destanı'dır arkadaşlar. Önemli epik tiyatrolarımız arasında yer alır. Yine bu sanatçının yazmış olduğu Huzur Çıkmazı adlı tiyatrosu, Fazilet Eczanesi adlı tiyatrosu, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı adlı tiyatrosu da yine sanatçının bilinen tiyatro eserleri arasındadır. Bu sanatçı tabii ki Haldun Taner'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.